Koş! Koş Kemal! Kapıyı açın bana. Kapıyı açın hadi. Yavaş. Yavaş. Nesi var? Merdivenden düştü. Hastaneye gidiyoruz hadi. Az kaldı canım. Az kaldı be. Bas gaza Kemal. Bas gaza biraz. Anne, nereden görüyorum? Onu hastaneye götürdüler, merak etme sen. Hastaneye mi götürdüler? Evet, hastaneye. Benim altı kadar kızım. Ya da bir şey olursa. Yok. Ya da ben bir şey olursa. Yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gel sen, gel. Gel. Gel, hadi bir yüzünü yıkayalım seni banyoda, gel. Gel. Muzaffer, ne oldu? Mühim bir şey yok. Merdivenden düştü. Bebeğim. Birazdan hastanede olacağız. Birazdan. Senin parmağın var mı? Var elbet. Nasıl yaparsın bunu? O soyka, ilaçları, her bir şeyciyi dışarı çıkarınca... Sen de bunu yaptın öyle mi? He, yaptım. Bu sefer çizmeyi aştın. Böyle bir şey bana sormadan nasıl yaparsın? Beni sevinirsiniz sanıyordum. Ne sevinmesi Gülizar? Bu yaptığının ne kadar ciddi bir şey olduğunu farkında mısın sen? Senin bu yaptığın cana kastetmektir. Duyulursa ne olur biliyor musun? Ya abim olanı biteni öğrenecek olursa o zaman ne yapacağız? Mümkünatı yok. Bundan bir sizin haberiniz var, bir de benim. Bundan gayrı da kimsenin haberi olmayacak. Acaba çocuk düşmüş müdür? Öyle bir düştü ki vay anam vay. Ne çocuk kalmıştır ne başka bir şey. Tamam Gülizar, tamam. Ama bir daha benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın, anlaşıldı mı? Ben geldim baba. Hoş gelmişsin. Bak sana ne getirdim. Bak, bak şifalı otlar. Ondan sonra bak incir. Ondan sonra bak badem. Ondan sonra dut pekmezi. Ondan sonra bir kavanoz bal. Sana yemin ediyorum baba, en hakikisinden hem de. Bak bak burada ne var bak. İlişkin. Ağzının tadı yerine gelsin diye. Sağ olasın, sağ olasın. Can bir emanet. Soluğumuz sayılı. Bu sana ölmeden önceki son nasihatımdır. Kimsenin hakkını yeme. Kimseye de hakkını yedirme. Atın iyisine doru. Yiğidin iyisine deli derler. Sen doğru bildiğinden şaşma.
Ya kurban olduğum, yorma kendini ya. Neyin son olacağı belli olmaz babam benim. Bak, ben seni öyle bir besleyeceğim, öyle bir yedireceğim ki... sana yemin ediyorum var ya, delikanlılar gibi dimdik ayağa kalkacaksın ha. Gövdem değil ama gönlüm dikildi sayende. Sen babam dedin ya. Gerisi boş zaten. Bak şimdi ben bunları güzelce bir kaynatacağım. Ne öksürük kalacak ne tıksırık babam benim. Bu var ya bu. Bu ne biliyor musun? Zencefil. Bunun balla karıştırdık mı tamamdır babam. Ecele deva yok oğlum. Hepsi nafile. Dönüşü olmayan yola girdin ben. Yok baba, izin vermeyeceğim. Anlıyor musun? Ölmeme izin vermeyeceğim. Durumu nasıl? Gayet iyi. Bütün tetkikleri yaptık. Ufak tefek ezilmeler var, o kadar. Geçmiş olsun. Bebek? Bebek de iyi. Mucize diyebiliriz. Bebekte hiçbir sorun yok. Girebilir miyim doktor? Tabii. Kendine gelmek üzere. Sağ ol. Bebeğimizde sen de iyisin. Sahi mi? Beni kandırmıyorsun değil mi? Kandırmıyorum. Çok korktum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korktum. Korkma. Her şey yolunda. Muzaffer. Seni çok seviyorum biliyorsun. Thank you.
Nasılsın yavrum? İyiyim anacığım. Torunum da iyi mi? O da iyi. Var şükürler olsun. Öyle çok dua ettim ki. Verilmiş sadakamız varmış hanımım. Çok şükür. Allah başka dert vermesin. Geçmiş olsun. Heya geçmiş. Maşallah. Hadi Güllü'nün dinlenmesi lazım biraz. Kabak diyorum. Hayırdır Erenler, ne oldu? Bana para ver. Ne parası? Bende para yok ki. Ya yürü kalk git kabak ya. Bende para yokmuş. Ben seninle en kirli çıkın olduğunu bilmiyor muyum oğlum? Kesin kıyıda köşede vardır 3-5 kuruş. Hadi ver. Yok, olsa bile sana vermem ki. Lan biz arkadaşlar mıyız? Değiliz. 3 kuruşluk kefen parama göz dikene arkadaş demem ben. Babak boş boş konuşma. İhtiyacım var diyorum. Ya kimin yok ki? Babak bak beni delilendirme. Hayat memat meselesi. Ya ne hayatı? Ya kim bilip nerede sarf edeceksin o parayı? Ya sarf etmeyeceğim bir yerde parayı ya. Doktora vereceğim parayı. Ya bırak yalan söylemeyi Türk gibisin. Ne doktoru? Neler edeceğim şimdi ha? Ya kendim için ne ya? Babam için istiyorum parayı ha bak ya. Halide Hanım. Konuşabilir miyiz? Yalan söylemek zorunda kaldım. Size anlatmalıyım. Yoksa vicdanım beni rahat bırakmayacak. Pekala. Dinliyorum. O vakitlere aşıktım. Gözüme perde inmişti sanki. İçimde çok büyük bir tutku vardı. Gerçekleri göremiyordum. Yeter. Bu rezilliği dinlemek istemiyorum. Lütfen. Lütfen bitirmeme müsaade edin. Asla düşmek istemediğim durumlara düştüm. Ama sonra gereksiz bir çaba içinde olduğumu fark ettim. Çaresizdim. O gece, sizinle geçirdiğimiz o gece size karşı çok samimiydim. Küllü defteri benim için kapanmıştı. Bunlara inanacak kadar aptal mıyım sence? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Bana inanmanızı beklemek asıl benim aptallığım. Attığınız tokadı fazlasıyla hak ettim ben. Samimi olduğuma inanmanız için her şeyi yapardım. Faydası yok. Bu yalanların telafisi mümkün değil. Madem ki mümkün değil. Çiftlikte kalmam için bir sebep yok artık. Herkes için en doğrusu bu. Senin gitmen. Ziyadesiyle isabetli bir karar. Bir an önce terk et bu çiftliği. Hoşça kalın. Bir dakika. Serap Hanım'ın sağlığı bugünlerde iyi değil. Şimdi gitmen doğru olmaz. Çiftlikte şoför lazım. Önce yerine birini bul. Ondan sonra gidersin. Peki. Siz nasıl isterseniz.
En kısa zamanda yerime birini bulurum. Savunma mevzileri kurmuşlardır. Diğer birlikler de Aralık ayı başından beri işgal etmekte oldukları yerlerdeki mektep binalarıyla düşmanın işine yarayabilecek binaları, pirinç stoklarını ve geri çekilirken götürülmesi mümkün olmayan yiyecek maddeleri... Birlikler kuvvetleri de çekilirken hiçbir teçhizat bırakmamıştır. Şimdi de yurttan haberleri veriyorum. Normal olarak haftada iki gün toplam... Dün akşam parti başkanı ve başbakan... Gene ne var? Kurban tam ajans saati. İçerisi müşteri kaynıyor. Ne diyeceksen deyiver hemen. Hamza birazdan fabrikaya gidecek de sana uğramadan gitmeyelim dedik. Raşit abi, Muzaffer hangi işi beğendiysen git orada çalış dediydi ya. Ha, o mesele. Şimdi hangi işi seçsin de parası bol, maaşı çok olsun? Sahil ve Refik atmışlar. Bak hele Cemşir, bu işin maaşın fazlalığıyla alakası yok. Suyun başına oturmak lazım. Suyun başına he mi? He. Bal tutan parmağını yalar. O parmak içeri bir kere girdi mi tamamdır. Hele bir de içeri eli girerse... Nasıl olacak Reşit mi? Lan vırrığı yelli. Akıl sana hiç hükmetmiyor mu? Sen yine de anlat bize baba. Kulağınızı açın da dinleyin o zaman. Hamza, aslan gibi oğlan öyle değil mi? He, aslan gibidir benim oğlum. Heh, şimdi ben diyorum ki... malları yükleme kısmında Hamza kendine bir yer belirleyecek. Misal, çıkan malların miktarını deftere yazacak. Mal çıktıysa 5, Hamza deftere yazacak 3. Yazdı diyelim. Muzaffer zarar etti. Peki bunun bize ne faydası oldu? Akıl değil ki. Su kabağı. Sen de kıydıra kıydıra anlatma kele ne diyeceksen de. Bak hele, deftere yazmadığı malları Hamza alacak. Alacak. He, alacak. Sonra da dışarıda 3'e 5'e okutacak. Nasıl yapacak onu? Onu da sonra düşünürük. Önce bir işe girsin. Yol yordam öğrensin, değil mi? İşçiler Muzaffer'e nasıl çalışıyorsa bize de öyle çalışacak. Vergisi yok, sıkıntısı yok. Sonra gelsin paralar. Gelsin paralar değil mi Reşit? Gelsin ki ne gelsin. Tomar tomar. Hadi 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 şimdi hadi. 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 Artık alım-satım yerinde çalışsam diyorum. Alım-satım yeri mi? He. Hani mallar giriyor, mallar çıkıyor, deftere yazılıyor ya, orada dursam. Olur. Esam mı? Hakikaten mi? Muzaffer sana istediğin yerde çalış demedi mi? Bana laf düşmez artık. Yemin ediyorum Allah senden razı olsun Zekai Bey. Tamam, tamam, tamam. Ailedensin ne de olsa. Orada olman bizim de işimize gelir. Çalışanlara pek güvenmiyorum zaten. Bizim gözümüz kulağımız olursun. Olmam mı? Öte bile geçerim. Senin gözün hiç arkada kalmasın Zekai Bey. İyi. Hayırlı olsun. Ben çıkıyorum hemşire. Yapmam gereken işler var. Peki abi. Sen Güllü ile alakadar olursun değil mi? Tabii. Merak etme sen. Layığınca olurum. Âlâ. Akşam görüşürüz o halde. Tamam.
Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Yok halde. Abim rica etti. Kendisi gelene kadar seninle ben alakadar olacağım. Sağ olasın. Bebeğime bir şey olmadı ya. Başka hiçbir şey istemem. Bebek. İnşallah abimdendir. Ne demek istiyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aşk hayatın diyorum. Biraz karmaşık görünüyor da. Aynı çatı altında hem kocan hem eski sevgilin. Senden korkulur. İyi cesaret doğrusu. Eski sevgilini şoförün olarak işe aldırdın mı? Bebek Kemal'den olabilir. Belki de bir başkasındandır ha? Böyle bir şey nasıl söylersin Halide? Boşuna inkar etme. Her şeyi öğrendim. Kemal'le neler yaşadığınızı biliyorum. Bizzat kendisinden dinledim. Böyle görmen lazım. İçi dışına çıkıyormuş gibi hön gök gök sürüyor, biliyor musun? Bir de böyle lafa siker sürüyor. Ne zamandan beri böyle? Ya ben ne bileyim ne zamandan beri böyle? Bak diyor sanki ameliyat gerekiyor, hastaneye gide. Kurban olayım sana. Yok diyor sanki ilaç lazım, ben onu da alacağım. Yeter ki babamı kurtar doktor, ne olur. İnşallah bir bakalım. Hadi hadi. Çık, hadi. Tamam. Hadi kadasını aldım, hadi ciğer. Tamam. Hadi. Bak, vaziyet hiç de zannettiğin gibi değil. Bir şey zannettiğim yok, her şey ortada. Kemal'i bu çiftlikte işe ben aldırmadım. Hatta gitmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama dinlemedi, inat işte. Madem gitmesini bu kadar istiyordun, niçin her şeyi en başından olanı bitene abime anlatmadın? Abim duyduğu an Kemal çiftlikten giderdi zaten. Ama senin bunu istemediğine eminim. Sen Kemal'i gözünün önünde tutmak istedin. Yok, hiçbir şey bilmiyorsun. Senin nasıl bir yılan olduğunu biliyorum Serap. Bu da bana yeter. Ne Serap'ı? Güllü. Güllüsün sen. Teneke mahallesinin güllüsü. Çiftlikte kalmak için çok uğraştın ama olmadı. O karnındakine de güvenme. Serap olarak burada son günlerinin tadını çıkarsan iyi olur. Kemal yerine birini bulunca gidecek. O gider gitmez de ben abime her şeyi anlatacağım. Artık yalanların seni kurtaramaz. Sen de geldiğin çöplüğe geri döneceksin. Bir şey istersen söyle. Çekinme. Gel doktor, gel. Baba. Baba. Bak, doktor geldi, seni iyileştirecek. Baba. Baba. Babam. Halsiz düştü Zahar. Uyuyor galiba. Baba. Müsaade eder misin? Ha, he. Buyur doktor. Uykusu biraz ağır, biliyor musun? Ondan yani. Sen ne yapıyorsun kardeş? Ha? Ne yapıyorsun? Benim babam ölmedi ki. Baba benim uyuyun geldi. Baba uyuyun geldi baba ha? Baba bak doktor da getirdim sana.
Baba. Baba beni duydun baba. Baba hadi kalk gidelim. Baba hadi kalk gidelim, kurban olayım ne olur. Bir vahtı varayım. Uykular içinde. Baba kalk gidelim. Baba kalk ne olur, kurban olayım sana baba. Uyuyun benimle. He? Hadi kalk baba. Kalk baba. Yaşıt emmi, ajans ne zaman başlayacak? Durun, kurban. Durun. Durun. Sabredin. Ne demişler? Sabreden derviş. Hop. Hah. Lambaları ısınsın hele, değil mi? Bakın. Bana tekrar söylettirmeyin. Radyodan safi, tıraş olanlar faydalanacak. Dünden güne tıraş mı olurmuş? Ben iki gün oldu. Başımda saç, çenemde sakal kalmadı. Vallahi doğru Reşit emmi. Ettiğin haksızlık. Radyo dinlemekten köseye döndük. Ha, eskiden çok pala bıyıktın değil mi? her gün tıraş mı olacağız arkadaş? Yetti karı Reşit'a. Her gün tıraş olur mu? Başımıza saç kalmadı arkadaş. Tamam. Kesin. Kesin dırıltıyı. Kesin. Tamam. Madem tıraş olmak istemiyorsunuz, bundan sonra tıraş olmak şart değil. Kalan, radyo dinlemeye gelen herkes ikişer bardak çay içecek. Çay içmek mi? Burası kahvehane mi? Hem çay nerede ki çay içeceğiz? Müşterilerimizin istekleri bizim için emirdir. Değil mi? Demleriz. Müşteri bizim veli nimetimizdir. Ha, siz... Bu radyoya az para mı saydım sanıyorsunuz? Karşılığını alacağım elbet. Ajanstan sonra herkes çay içecek. Kaçmak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Askerlerimizin ilk yaralı kafilesi yola çıktı. 32 kişiden ibaret kafile İngiliz hastane uçaklarıyla yurdumuza getiriliyor. Kızıl taarruzunda ilk yaralanan askerlerimizin bugün İngiltere Hava Kuvvetleri'ne mensup uçaklarla memleketimize dönmek üzere Japonya'dan hareket ettiği açıklandı. 8. Amerikan ordusu 38. Arz Dairesi üzerinde şiddetli bir taarruza geçen Çinliler, Birleşmiş Milletler saflarında büyük bir gedik açtı. Bile bile yaptın bunu değil mi? He? Öğrendik şimdi çiftlikte kalma nedenini. Planın buydu ha? Hayatımı mahvetmek. Sen mutsuz oldun ya, ben de mutsuz olayım ha? Onun için mi gammazladın beni Halide? Güllü, Halide Hanım zaten... Sen de hiç vicdan yok mu? Nasıl kıydın bana? Karnımda bebeğim var dedim. Sana bu hayatta yer yok dedim. Neden mutlu olmamı istemedin ha? Oh. Güllü, iyi misin? Bırak beni. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Giderken beni de yaktın. Hayatımı mahvettin. İsa sevdiğine bunu yapar mı? Ha, söyle yapar mı? Ah! Güllü. Ben sana ne yaptım? Sen bana ne dedin? Git dedin. Ben de gittim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Başka bir şey yapmadım Kemal. Kendime yeni bir hayat kurdum sadece. Belki zamanında gitseydin... ...sana içimde şu kadarcık sevgi kalırdı. Ama şimdi... ...bütün bu yaptıklarından sonra seni asla affetmeyeceğim Kemal.
Asla. Bitti. Hayatım mahvoldu. Neden? Ne oldu ki? Serap Hanım'lık bu masal hepsi bitti. Merak da koma adamı de hele. Halide. Halide Kemal'i biliyor. Ah kızım. Yandık yine yandık. Ah benim kadersiz kızım. Yeter be. Nereye saydırıyorsun gene? Zehra olacak o karıya. Üst baş, ev, dam, zil zibil oldu. Döndü mü ki Zehra? Yok, dönmedi. O yüzden saydırıyorum ya. Karısız ev mi olur? Gösteririm ama ona. Nereye gidiyoruz? Çiftliğe, Zehra'yı getirmeye. Nasıl getireceğim? Nasılını bilmiyorum. Çekerim bir kenara, verip veriştiririm. Gönlünü mü bekleyeceğim? Zaten iki öt edince susar. He. Sana susar. Sonra gidip Güllü'ye anlatırım her şeyi. Eğer Güllü anasını tehdit ettiğini, sıkıştırdığını duyarsa ne olur? Fena olur. Kızla aranı bozma. İyi tut. Arayı iyi tutacağız da beni kim tutacak? Karısız ne yapacağım ben? Dur hele. Celallenme. Yol yoluyla, orman baltayla. Değil mi? Zehra dönecek. Bir hal çaresini buluruz. Ocağına düştüm Reşit. Hacer! Ha, ne diyorsun? Gel, gel. Gel hele, gel, gel. Ha. Sana işimiz düştü. Çiftliğe bir gidip döneceğim. Ulan şu dünyada yoz mal gibi senelerce dolandım durdum. Bir tane tutunacak dal bulmuştum. Onu da kaybettim. Oh. Ama sana söz. Dediğin gibi bir adam olacağım. Ne hak yiyeceğim, ne de hakkımı yedireceğim. Kimseye müdana etmeyeceğim. Baş yemeyeceğim. Ezdirmeyeceğim kendimi. Alnım açık, yüzüm ak yaşayacağım bundan sonra. İnan buna baba. İnan.
vallahi. Hep sevindik, bütün mahalle. En çok da ben tabii. Güllü benim de kızım sayılır. Elimizde büyümedi mi? Sağ olasın. Vallahi hediyesini neyim alıp gelecektim ama pek bir telaşlı çıktım evden. Duymamla fırlamam bir oldu. Hayırdır? Vallahi pek hayırlı yanı yok bacım. De bakayım. Cemşra'nın canına tak etmiş garısızlık. Madem Zehra dönmüyor, başka avrat alırım ben de demiş. Bak hele. Ya. Kimmiş o karı? Karı değil. Yeni, taze bir şey. Taze kızın Cemşir'de eşi ne? Ailesi tamam demiş. Cemşir'e. Ha? Muzaffer Bey damadı diye pek bir itibarlı. O zenginlikten bize de düşer diye zar. Cemşir'in kısmeti pek bir açık. Görüyor musun? Ben görüyorum da sen de gör diye geldim. Bir iki güne kalmaz kızı isteyecek. Gayrı benden demesi. Ardını sen düşün. Lan, bebe oyuncaymış ya bu iş. Kolaydır ama uyanık olman lazım. Oluruk, oluruk. Sen hiç merak etme. Kimseye güvenmeyeceksin. Fazla mal çıkarmaya kalkan olur. Bak hele sen şu göze, bak. Bu gözden hiçbir şey kaçmaz ha. Muzaffer Bey burayı çok mu imser? Lan, Muzaffer'i bana mı anlatıyorsun? Bugüne bugün kayınçosuyuz herhalde. Şşşt, kalan onun vekili benim burada. Hadi aslanım, hadi, hadi götür. Ha, getirin bakayım, getir. Bir şey mi söyleyeceksin? Hı? Konuşsana oğlum. Susmak için mi durdurdun beni? Dayı. Parasız kaldın Nina. Rahmetli anam derdi hep. Ne olursa olsun ciğer diye. Sen adam olamasan da ben senin dayınım. Ben para istemiyorum dayı. Ne istiyorsun peki? Hı? Dün babam öldü. Her şeyi öğrendim dayı ben. Senelerdir benden sakladığımız her şeyi öğrendim. Nasıl öğrendin? Bir kıymeti var mı dayı? Niye bana söylemediniz dayı? Utanç verici bir geçmişi öğrensen ne olacaktı ki? Gizli kalması gerekiyordu. Çünkü hepimizin unutması gereken bir rezaletti yaşananlar. Dinçaslan ailesinin şerefiydi bahis konusu olan. Sen de unutacaksın. Anam... Anam senin kardeşin değil miydi? Niye korumadın onu dayı? Niye yanında olmadın ki? Dedemin zulmüne niye göz yumdun? Babamın kararlarını sorgulamak bana düşmezdi Ramazan. Dayı,
Benim de babamın kararlarını sorgulamak bana düşmüyor. Ben de onun dediğini yapacağım. Hakkımı koruyacağım. Ne hakkı? Anamdan kalan dardaları istiyorum dayı ben. Ne dediğinin farkında mısın sen? Sen istemesen de hakkımı olanı alacağım dayı ben. Ezdirmeyeceğim kendimi. Ne sana ne de bir başkasına. O topraklarda anamdan dolayı benim de hakkım var. Alacağım hakkımı. O topraklar benim. Tamam dayı. Oğlum, Kemal'im, kahırlanıp durun. De hadi. Derdini demeyen dermanını da bulamaz. Desem ne olacak yani? Olan oldu. Ne değişecek? Yüreğin değişir belki yavrum. Ferahlarsın açık. Hata ettim bana. Kendime yakışmayan şeyler yaptım. Ama ben böyle olsun istemedim. Bilemedim. Gözlerim bağlanmıştı sanki. Benim yüzümden insanlar üzüldü. Acı çekti. Sana da çok çektirdim. Şimdi çok pişmanım. Ama kimseye bir faydası yok ana. Ana yüreğim. Unutmaya hazır. Yakında eve de döneceğim zaten. Esah mı? He. Esah. Koy gadasını aldı. Sen dön. Yeter ki eve dön. Daha ne isterim? Ulan baba, benim moralim piyas. Ne? Ya bak hele şu sofraya. Bak, bir kuş sütü eksik maşallah. Ne hallere düştük. Ulan, anam olacak karnında yaptığı insanlığa sığar mı? Ya sen erini, aslan gibi delikanlı oğlunu bırak da git. Ya karı kancı takım işte. Değil mi baba? He vallahi. Ana, döndün mü? Ulan ana, ulan Allahsız ana, döndün ha? Oğlum.
Özledin beni değil mi anne? Ya bak şu halimize. Ya sersefil olduk sayende ha. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Kız ana, sıcak bir çorba pişiriver de yiyek. Vallahi kaç gündür kursağımıza sıcak bir yemek girmedi ha. Hamza. Ha. Sen işe geç kalmadın mı? Yok. Vakit var. Hem artık kimse karışamaz bana. Vallahi bana kık diyenin habibini şaşırtırım ha. Sen yine de erkenden git kahveye uğran. Anamın çorbasını içmeden şuradan şuraya gitmem. Ulan git! Dolaşırsın azıcık. Zümzü yiyeceğim böyle şimdi. Ha, anladım şimdi. Ben gideyim o vakit. Anam. Adam. Zehra. He. Gel otur yanıma biraz. Döveceğim mi? Yok. Niye döveyim ki? Gel. Sen bana kızdın mı? He, kızdıydım. İnsan kocasına hiç kızar mı? Kocadır bu. Hem döver, hem sever. Ama şimdi dövme zamanı değil. Yüzüne hasret kalmışım. He, hasret kaldın da ondan mı başka karı alıyorsun? Ha, yok. Yalnızlık canıma tak etti de. Ama sen geriye döndün, vazcaydım almaktan karıyı. Tabii sen gideceğim demezsen. Yok, gitmem. Neye gideyim ki? Kız, değerini anlayayım diye mi bana hasretlik çektirdin? Allahsızın kızı. He? İyice hesaplıyorsun değil mi? Ajanslara kadar herkes ikişer bardak çay içecek. Açar mısın? Aferin, aferin. Avradın döndü, keyfin yerine geldi değil mi? He vallahi sayende. Benim sözüm altın değerindedir Cemşir. Dinlemesini bilene tabi. Benim sözümü iyi tutacaksın. Belini iyice doğrulttun. Bir radyo sayesinde. Allah icat edenden razı olsun. Gavur icadı ama olsun. Da saat gelir. Geldim, geldim. Gidip bir lambaları ısıtalım. Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Yasin Usta. Irgatları hazırladım. Birkaç kişi eksik ama o da yarına tamam olur. Boşuna zahmet etme. İhtiyaç yok. O kadar ırgat yeter mi? Adama hiç lüzum yok. Lüzum yok mu? Bundan sonra senden ırgat istemeyeceğiz. İstemeyecek misiniz? Muzaffer Bey'in ısmarladığı traktörler yarın geliyor. Onca işi bir günde yapıyorlar. Senin anlayacağın. Artık 3-5 ırgat ya isteriz ya istemeyiz. Zannımca o da seni geçindirmez. Sen kendine başka bir iş bak. Elcilik bitti artık. Hadi kal sağlıcakla. Elcilik bitti mi? Thank you.
Ne oldu Cemşir? Niye çöktün kaldın? Traktörü icat edeni bu memlekete getirelim. Ne oldu ki kurban? Bittim ben Reşit. Mahvoldum. Öldüm. Kadehimi Renan'ın gelişinin şerefine kaldırıyorum. Aramıza hoş geldin Renan. Prost. Böyle güzel bir hanımın aramıza katılması şerefine. Şerefe. Şerefe. Alev otur. Herkese çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir karşılama beklemiyordum doğrusu. Artık Renan'ın Paris'e dönmesini istemiyoruz değil mi abi? Tabii. Neden isteyelim? Renan'ın mütevazı hayatlarımıza renk katacağı aşikar. Renklendirmek benim işim mon amour. Ona ne şüphe? Şımartıyorsunuz ama beni. Zaten dönmeyi düşünmüyorum. Bir atölye bulup Adana'da kök salmayı arzu ediyorum. Bizim çiftlikte sana münasip bir atölye ayarlayabiliriz. Bir sürü yerimiz var değil mi? Mersi. Çok naziksin şekerim. Ama Muzaffer atölye için çok para ister benden. Ödeyebilir miyim bilmiyorum. Orası kolay canım. Abimin portresini yaparsın, ödeşirsiniz. Lafım olur canım. Çiftlikte istediğin yeri seçebilirsin Lena. Değil mi sevgilim? Sen nasıl uygun gördüysen tabii. Maksat sanata hizmet. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal? Milletvekili, bakan, hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Lakin sanatçı asla. Çok doğru. Avrupa'da sanata ve sanatkâra verilen ehemmiyet ne yazık ki ülkemizde pek kâfi değil. Paris'te yaşamış bir sanatkâr olarak siz ne düşünüyorsunuz? Böyle güzel dostların arasında olduktan sonra hayat merve. O zaman kadehimizi sanata ve dostluğa kaldıralım. Şerefe. Şerefe. Parti genel kurulunda derin müzakereler yapılıyormuş. Evet, duydum. Toplantılarda parti faaliyetleri de teskif edilmiş. Bu gecenin tadını çıkarırsa niye edersin? Nasıl olsa büyük kulübe son gelişin. Geldiğin yere, ırgatların arasına geri döneceksin. Sürdüğün dem, devran buraya kadar. Sen de hayatın boyunca hep böyle kalacaksın. Yalnız, uğursuz. İyi geceler. İyi geceler Muzaffer Bey. İyi geceler Sinan. Hanımefendi. Paşazade saygılar. Saygılar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neriman Hanım. Zekai Bey. Renan Hanım. Kel Brandoni. Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırıyor. Teşekkür ederim Selim. Yıllar centilmenliğinden bir şey kaybettirmemiş. İyi geceler Ali. İyi geceler. Bizimle bir şeyler içmek istemez misin sen? Memnuniyetle. Abi. Selim'in nasıl gittiğini unuttun galiba. Bu nasıl bir karşılama böyle? Biz o meseleyi Selim'le konuştuk abi. Sen de konuş. Hallet. Sen yol. Hiç öyle bir niyetim yok. Keyfin midir hemşire? Kemal. Muhsin Usta. Ustacığım. Nasılsın usta, iyi misin? İyi. Sen? Sen nasılsın evlen? Nasıl olayım usta? İşte. Çay içer misin usta? Olur. Bize iki çay. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım usta? Bekliyorum. Eğlencedeler. Düzenin adaleti bu.
Kimi senin gibi ekmeğinin derdinde, kimi eğlencenin. Senin derdin katmerli tabii. Güllü içeride olunca. Ama bunu sen istedin Kemal. Kendini bu hale sen soktun. Haklısın usta. Ne yaptıysam kendime yaptım. Ama aldım dersim. Neyse. Olan olmuş. Yakında ayrılacağım. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Ama yerime birini bulmam lazım. Var mı bildiğin biri usta? Şoför. Şoför. Var. Var mı? Var. Fabrikadan ayrılmış bir çocuk. Kurtar beni şu azaptan usta. Bir an önce gideyim şu çiftlikten. Merak etme. En kısa sürede buluştururum sizi. Sağ olasın usta. Sağ olasın. Çaylar da geldi. Sağ ol evlat. Sağ olasın. Halide Hanım. Bana bu dansı lütfeder misiniz? Ne düşünüyorsun? Siz görmüyorsun. Yok Muzaffer, iyiyim ben. Halide, maksadım seni kırmak değildi. Şartlar gerektirdiği için gitmek zorunda kaldım. Sen benim hayatımın tek aşkısın. Rica ederim Selim. Bir açıklama yapmanı beklemiyorum senden. Ama ben borçlu hissediyorum kendimi. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Bunu çok iyi anladım yokluğunda. Selim yeter. Bunları işitmek istemiyorum. Amor. Onsuz hayat olmaz tabii. Selavi. Selavi, selavi. Selavi. Selavi, selavi. Ah amor. Tut ebiyen, kifini biyen. Aşk için ne dedi? Yeter ki sonu iyi bitsin dedi. Niye Fransızca söylüyor? Türkçe bilmiyor mu? Bazı sözler için Türkçe yetersiz kalıyor mon amour. Neden böyle dargın oturuyorsunuz? Bir şey mi oldu Serap Hanım? Serap mı? Güllü değil miydiniz siz? Değilim. Serap artık benim adım. İsim değiştirince insan da değişebiliyor mu? Bu kadar kolay mı? Şimdi ben adımı Brigitte yapsam Fransız olur muyum dersiniz? Birazdan kalkarız istersen. Yarım bıraktığımız meseleyi tamamlamayacak mıyız? Neden bahsediyorsun sen? Evlilikten. Evlen benimle Halide. Oturabilir miyiz artık? Ama şarkı daha bitmedi ki. Dansı yarım bıraktınız. Sanırım teklifin üstüne Halide Hanım'ın dizlerinin bağı çözüldü. Ne teklifi? Eğer Muzaffer Bey de tasdik ederse evlilik teklifi. Hayırlı olsun Halideciğim. Tebrik ederim. Saadetler dilerim. Durun canım. Siz de hemen evlendiriverdiniz beni. Kabul ettiğimi nereden çıkardınız? Tabii kız evi naz evi. Ha, ama fazla naz da aşık usandırır. Öyle değil mi Nerimancığım? O aşıklar kendileri bilirler o vakit. Bir dansı olacak iş mi canım? Böyle kolay değil bu işler. Selim Bey yaptıklarının cezasını ödesin önce. Ben cezamı çekmeye razıyım. İdam değilse tabii.
2-3 saat kalacağım. Sonra gelip beni alırsın. Peki Halide. Halide Hanım. Yerime bir şoför buldum. Onunla görüşmeye gideceğim şimdi. Hala. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Derya'da gemilerin mi battı Abdül? Ne bu surat? Gemilerim değil de böyle giderse yakında kahve batacak galiba. Ah ulan Berber Reşit. Yaktın beni be. Tasa etme. Yakında boş yer göremezsin. Irgatların hepsi işçi parkında aç sefil oturuyor. Traktörler gelmeye başladı ya. Daha da gelecek diyorlar. O kadar işsiz nereye gidecek? Kayfe'ye. Abdül'e iyi de bu insanların hali ne olacak? Marshall yardımıyla gelmiş o soykat traktörler. Sayesinde memleket kalkınacak işte. Traktörler çabucak işi bitirecekmiş. Irgatlar ne iş yapacak o vakit? Onlar da başka iş bulacak. Başka iş mi var? Hükümet yeni iş açmazsa ırgatlar nereden iş bulacak? Artık hükümetler değil, şahıslar iş açacak. Muzaffer Bey'in işi gücü yok da onu mu düşünecek? Düşünmez. O cebine girecek paraya bakar ancak. Cırlavık gibi ötmeye başladın yine. Dayın duyarsa dediklerini? Duyarsa duysun kabak. Haksızlığa karşı duracağım arkadaş. İnsanın emeğiyle ekmeğiyle oynamak yazık günah değil mi? Hem de en büyük günah. Doğru söylüyorum. Feta vermek sana mı kaldı? Ha? Bu senin meselen mi? He kabak, benim meselem. Traktör kötü bir şey değil arkadaşlar. Makineleşme olacak halim. Bunu engelleyemezsiniz. He, yolu yok diyorsun yani. Var. Koyun gibi davranmama, uyanık olma. Irgatlarla işçilerin birleşmesi lazım. Haklarımızı birlikte aramalıyız. Teşkilatlanarak, sendikalara girerek. Yol bu. Yoksa hiçbir patron getirip kendiliğinden hakkınızı vermez. Hak verilmez. Alınır. Ya komünist komünist konuşma. İşinden de olacağım. Başını belaya sokma. Ya kardeşim komünist olmayacağım. Ama başın belaya girecekse de girecek arkadaş. Öyle değil mi dayı? Öyledir. Bu Muzaffer Dinç Aslan sizin gözünüzü amma korkutmuş ha. Ya siz kendi darlalarınızda ırgat gibi çalışmıyorsunuz mu? Ha? Karnınızın gurultusu dinliyor mu kardeşim? Huuu erenler. Kabak. Ya kardeşim, ırgata gelince taşlı pilav, kendine gelince kaçtı. Oh, ne ala memleket. Muzaffer Dinç Aslan'ın sofrasından artanla 5 tane köy doyar be. Yanlış mı konuşuyorum dayı ben? Öyledir. Ha? Ha! Ne oldu? Unuttuk. Neyi? Ya bir şey söyleyecektik, unuttuk işte onu. Neyi söyleyecektik? Ya gel ben sana yolda anlatırım. Kabak bir şey konuşuyorum. Gel, gel anlatacağım sana. Yürü. Gördün değil mi farkımızı? İktidara geleli ne kadar oldu yapılanlara bak. Hadi canım kendinize yormayın hemen. Aldığınız yardımlarla geldi bunlar. O yardım biz varız diye gelmedi mi? Kim bilir o yardımlar karşılığı neler isteyecek Birleşik Devletler bizden. Kuruntu bunlar azizim, kuruntu. Bu vatanı sahipsiz mi sandın Zekai? Satmaya kalkan karşısında bizi bulur. Ona şüphem yok zaten Muzaffer ama bilirsin bu işler hep el altından yürür. İnşallah haberimiz olur da karşı çıkarız. Beyler, vakit politika vakti mi? Tarihi bir gündeyiz. Keyfini çıkarın. Bakın bu topraklar ve bu makinelerle artık Muzaffer Dinç Aslan'ı kimse durduramaz. Traktörleri işlerken de görelim mi? Görelim tabii. Onun için gelmedik mi zaten? Yasin'a. Hadi gidelim. Peki. Hadi. Kız Gülizar, bu kadar motor varken artık Yasin Ağa ırgatlarla uğraşmaz he, değil mi? E ortada ırgat kalmayınca onun çiftçi başlığı ne işe yarayacak? Onu da tedavülden kaldırmazsınlar. Müzik
Teşekkür ederim canım. Birdenbire neden değişti fikrin? Yoksa Kemal kötü bir şey mi yaptı? Hem de çok kötü bir şey yaptı. Bana yalan söyledi. Aman canım, ben de bir şey sandım. Hangi erkek yalan söylemiyor Allah aşkına? Basit bir yalan değil Neriman. Eski bir sevdiği varmış. Aklı ondaymış hala. Unutamamış. Emin misin? Unutamadığını nereden biliyorsun? Kendi mi söyledi? Hayır. Hissettim. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Gözümün önünde olmasına müsaade etmeyeceğim. İşten mi kovacaksın? Kovdun bile. Yapacak başka bir şey var mı? Ben bilemem. Bence bu soruyu sen kalbine soracaksın. Gerçekten gitmesini istiyor mu kalbin? Gerçekten isteseydin tereddütsüz cevap verirdin. Gitmesi gerek. En doğrusu bu. Zaten abim böyle bir ilişkiye müsaade etmezdi. Selim'e mi dönmeyi düşünüyorsun? Bilmem. Beni istiyor hala. Selim abinin onayladığı biri. Hem ailenize de uygun. Peki ya aşk Neriman? Herkes aşık olduğu insanla evlenecek kadar şanslı değil ne yazık ki. Hayat bu. Buyur Kemal Efendi. Hoş geldin Kemal'ım. Karnın aç mı? Çorbayı şimdi indirdim ateşten. Bir kase vereyim, içer misin sıcak sıcak ha? Yok Seyyar Ana, sağ ol. Ben helalleşmeye gelmiştim. Helallaşma mı? Gidiyor mu? He, gidiyorum. Niye? Vah yavrum, vah. Vah kuzum, vah. Seni de Ahmet gibi canından mı bezdirdiler he? İşten mi çıkardılar yoksa? Bak görüyorsun değil mi? Bunların işi gücü fakir fıkıranın ekmeğiyle oynamak. Yok, öyle değil. Ya niye gidiyorsun peki? Öyle icap etti. 21'ini buldum. Birazdan eşyalarımı toplayıp ayrılacağım. Hakkını helal et Seyyar Ana. Az aşını yemedim. Kemal'ım, kuzum. Helal olsun yavrum. Helal olsun. Biliyor musun? Ben seni oğlum gibi sevdiydim. Sağ olasın. Sen de helal et. Helal olsun. Ay, kusura kalma ya. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Yoksa ne olacak? Burada böyle yüz yüze. Baka baka. Bacı kardeş olduk. Öyle değil mi? Öyle. Hadi. Kalın sağlıcakla. Yolun açık olsun oğlum. Güle güle oğlum. Garanti bir şey yaptılar bu Kemal'e. Yoksa durduk yerde niye işi bırakıp gitsin? Kelebacımız. Öküzün altında buzu arama sen de. Kız Gülizar nereye gidiyor? Size bir şey soracaktım. Kemal var ya, şoför. Gidiyormuş da. Haberiniz var mı diyecektim. Var.
Ha, iyi o zaman. Eşyalarını topluyor da. Yerine birini bulmuş mu? He, bulmuş. Ne bekliyorsun hala? Şey, bir şey daha soracaktım. Kemal'i kim gönderdi acep? Siz mi Halide Hanım mı yoksa Muzaffer Bey mi? Sana ne? He? Sana hesap mı vereceğiz biz? Yok, estağfurullah. Ben sadece merak ettim. Etmeyeceksin. Öyle her şeyi merak etmeyeceksin. Çık dışarı. Hadi çık! Öğrenebildin mi? Niye öğrenebildin mi? Canım Kemal'ın neden gittiğini. Ya neden gittiyse gitti. Senin ne merak duymuşsun ya? Kız sen amma delisin ya. Deliydin hepten şaşır. Bu kadar ürünü ne yapacağım Zekai? Tek düşündüğüm bu olsun ortak. Yeni pazarlar bulmalıyım. Senin aklından ne geçiyor yine? Ha, ne düşünüyorsun? Amerika'ya pamuk satmayı düşünüyorum. Ay, büyük oynayacaksın demek ha? Muzaffer'in küçük düşündüğünü ne zaman gördüm? Küçük düşünseydi CHP'de kalmaz mıydı? Paşazade, sen de bana taş atmak için fırsat kolluyorsun bakıyorum. Thank you.
kim bunlar Yasin ha? Ne bileyim, işsiz kalan ırgatlar herhalde. Bunun hesabını sormaz mıyım ben? Hangi birine soracağım beyim? Traktörlere baktır. İşlerine devam etsinler. Ya tekrar gelirlerse? Jandarmaya haber verirsin Yasin'e. Teşekkür ederim Neriman'cığım. Ne teşekkürü ayol. Her zaman beklerim. Sağ ol canım. Şoför almaya gidiyoruz. Arabayı ona teslim edeceğim. Yeni şoför mü? Görüşmeye gideceğimi söylemiştim. Kabul etti. Sizi çiftliğe o götürecek. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Bekliyordunuz. Ya adamın şoförlüğünü beğenmezsen? Daha iyisini bulursunuz. Eşyaların çiftlikte değil mi? Eşyalarımı da topladım. Artık herkes kendi yoluna gidecek. İstediğiniz gibi. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ben kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Bunun için sizden rica ediyorum. Muzaffer Bey'e olanları anlatmayın. Zaten gidiyorum. Bundan sonra ne sizle ne de Güllü'yle karşılaşma ihtimalim yok. Artık herkes eski hayatına geri dönecek. O kadar kolay mı? Bu istediğini yapamam ben. Abimin gerçekleri bilmeye hakkı var. Nasıl biriyle evli olduğunu öğrenmeli. Güllü'nün hiçbir suçu yok. O hep gitmemi istedi zaten. Şimdi de Güllü'yü mü koruyorsun? Ondan intikam almak için yapmadın mı bunları? Amacın bu değil miydi? Başlarda evet. Ama artık istemiyorum. Neden? Ortada doğacak bir çocuk var. Onun günahına giremem. Güllü defterini kapatacaksın yani. Kapattım. Sana acılar çektiren birinin bile mutluluğunu istemek. Bu çok yüce bir davranış. Daha önce yalan söylediğini düşünmüştüm ama... beni bir kez daha yanılttın. Sen gerçekten Güllü defterini kapatmışsın. Muzaffer Bey'e anlatacak mısınız? Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Size bir şey soracaktım. Sonra Güzel, sonra.
onca emek verdim, zaman harcadım. Bir grup cahil bir araya gelip her şeyi mahvetmeye kalkıyorlar. Kötü bir şey mi oldu? Irgatlar, traktörleri taşladılar. Sana bir şey olmamış ya. Olan traktörleri olmuş, ne olacak canım? Affedersin. Bunları sana yansıtmamalıyım. Durduk yere senin de canını sıkmamalıyım. Sen de canını sıkma Muzaffer. Olmuşa çare yok demişler. Evet. Geleceğe bakalım. Geleceğimize. Her şey yolunda mı? Evet, iyi. Aslında benim sana diyeceklerim var. Toz toprak içindeyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Geliyorum. Söyleyeceklerini unutma. Pekala. Abime anlatmayacağım. Güllü'den kurtulmayı ne kadar istesem de sırrınız ömür boyu benle kalacak. Siz gerçekten çok iyi birisiniz. Yalnız bir şartım var. Nedir? Çiftlikte kalacaksın. Artık orada kalamam. Sen bilirsin. Ya gidersin gerçekler ortaya çıkar ya da kalırsın. Eskisi gibi. Seçimi sen yap. Evet. Ne söyleyecektin? Olan biteni başkasından duymanı istemedim. Neden bahsediyorsun ki? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bunun olmaması için çok uğraştım ama başaramadım. Bilmece gibi konuşuyorsun Güllü. Daha açık anlatsana. Keşke daha önce söyleseydim. Yanlış anlarsın diye korktum Muzaffer. Çok pişman. Benim bir sevdiğim vardı. Ne zaman? Çiftliğe gelmeden evvel. Geçmişte olmuş bitmiş bir şeyi şimdi niye anlatıyorsun? Orası öyle. Olmuş bitmiş ama. Onu sen de tanıyorsun. Tanıyor muyum? Eski sevgilini ben nereden tanıyabilirim ki? Bu çiftlikte çalışıyor. Hmm.
kim? Kim dedim Güllü? Cevap versene. Kemal. Kemal mi? Şoför Kemal. Bizim Kemal. Şoför Kemal. Senin eski yavuklun mu? Ve sen bunu benden sakladın. Öyle mi?